Evet, başlıyoruz o zaman. Program ismi Fenomenler. Türkiye'nin en ünlü fenomenlerini konuk ediyoruz ve sizle başlıyoruz. Gurur verici. Bunu itibarlı olarak duruyoruz. Fenomen bir YouTuber mu? Hangisi daha hoşunuza gidiyor? Öyle bir iş. Ya ben fenomenlikten gelmeyeyim. Vine'dan gelmeyeyim. Evet, hani Vine zamandan beri yapıyorum. Siz nereden biliyorsunuz? Almanya'da. Ya YouTuber olma yolundayız yani, öyle diyelim. Hani YouTube yani kısa bir süre değil mi YouTuber? Evet. 7 ay. 7 ay. 7 aya göre yani 240 bin abone hakikaten güzel. Yani çok belki de en hızlı yükselen şeylerden biridir. Yani en çabuk 100 bin plaketi bize geldi diyebilirim. Yani 100 bin olduk, bir hafta içinde 100 bin plaketimiz geldi. Bazı YouTuber'lar 1 milyon olunca 100 bin plaketi geliyor mesela. Tabii bilinen güç var. Evet, bizim Instagram'dan dolayı. Hani Instagram. O da. Sizin evet, önce kısaca bir tanıyalım mı? Yani ayrı ayrı. Sosyal medya olayına Vine'la girdim. Yani Vine'la başladı evet. Video olarak. Ondan önce tweet de atıyordum böyle birkaç tane ama çok fazla ciddi değildi. Vine'la birlikte bayağı bir ciddi anlamda yükseldi. Çünkü Vine tam patlama noktasında evet. Başladım yani ben de oraya. Vine bitti maalesef 2 yıl sonra hemen. Vine hatta Halil Söyletmezler'in olduğu dönemden evet. Mi bahsediyorsunuz? Evet, aynen. Nasıl peki orada hani Vine'de bir kitle... Ya Vine'da 400 binden fazla takipçim vardı. Çünkü Vine'da kitle yakalananlar hepsi YouTube'a kaydı. Evet. Ya ben o zamanlar geç kaldım. YouTube'a geçiş yapmadım. O zamanlar eş zamanlı, Vine'a bitti eş zamanlı geçiş yapan kişiler, Vine'cılar şu an zaten hani milyonluk YouTube'lar. Kafa, keşke evet. Berkcan falan bunlar. Berkcan da mesela hani Vine'la birlikte... Hayır, söyletmesin bir lafı var. Hani Vine'da ben ilk girdiğimde kimse yoktu diyor. Evet, boş ve arazi gibi filan. Hemen yani. Evet. Aynen evet. Öyle. Peki, seni de tanıyorum. Ben 2018 yılında yeni geldim Almanya'dan Türkiye'ye. Ve Almanya'da mesela hiç Vine bilinmiyordu. Ben buraya geldim, Vine'ı... Burada öğrendim. Ama yani. Bitmişti zaten. Evet, bitmişti zaten. Bittik halini şey yaptık. İkimiz de gurbetçi... Evet, gurbetçiydi aslında. Çilik, evet. O... Peki, şöyle soracağım. Yani... Bir Almanya'dan buraya gelen birisi olarak ikiniz de öyle hani zorluk yaşadınız mı YouTube'la ilgili ya da bu fenomen olmakla ilgili, çünkü biraz farklı kültürler. Evet. Evet. Ya ben işte Vine'la başladığımda mesela espri anlayışımız çok farklı. Hani kültür farklı, bir de her ülkenin kendi espri anlayışı var. Yani onu ben gerçekten bu sosyal medyaya başladığımda anladım. Ben mesela Türk YouTuber'ların ya da Türk Vine'cıların zamanında çoğu şeylere gülmüyordu. Bana komik gelmiyordu. Çünkü çok farklı bir bakış açım vardı mizaha. Kendim ona adapte etmeye çalıştım. Tek başımaydım bir de. Yani, ha, adapte oldun yani. Oldum evet. Yani, olmaya çalıştım ve her gün video çekiyoruz zaten Vine'a. Ve Halil Söyletmez'i de ben birebir tanıyorum o Vine'cıları. Biz sürekli buluşuyorduk hafta sonları falan. Peki, beraber Vine'lar çekiyorduk. Yani Almanların güldüğüyle bizim güldüğümüz farklar nedir? Ya... Çünkü ben mesela sizin videolara bakıyorum, tam Türk işi. Evet, o, ama o oturdu işte. O 7 yıldan beri... Hatta bayağı bizi anlatan. Evet, evet. Ya, yeni videolarımız, yani Hicran'la beraber son işte bir yıldan beri yaptığımız videolar zaten klişe, çift aynen. Videoları, konuları. Aynen. Hani klişe konular, hani Türklerin de bildiği ve sevdiği konular. Peki YouTube'da fazla çifte kalmadı. Değil mi? Öyle çift program evet, yapanlar. Evet. Yani çok fazla. Şunu merak ediyorum. Önce siz video çektiğinizde mi sevgili oldunuz? Yoksa sevgili olduğunuzda mı video çektiniz? Sevgili olduk da video çektik. Evet. Aslında planımız değildi yani video çekmek beraber. Ben evet. Almanya'dan geldim buraya. Sonra... Nasıl oldu? Yani kim teklif etti? Yani şey, hani tamam sevgili oldunuz. bizim şöyle çok kısa anlatayım. Ama aslında tanışma hikayemiz çok güzel. Hicran beni takip ediyor. Evet. Zaten hani Instagram takipçi, bildiğin evet. Takipçi. Ben de o zamanlar benim YouTube'um yok, Instagram var. Instagram'a ağırlıklı çalışıyorum. Ve storylerimi kim izledi diye böyle göz atıyordum. Ve hep en üstte, hep en üstte Hicran. En üstte görülen zaten hep storyleri izleyen. En çok story izleyen. Bildiğin falan mı diyorlar onun için ama. Ben bildiğim kadarıyla öyle, algoritma öyleymiş. Yani en üstte çıkan evet. Kişi, ilk bakan kişi değil de daha çok senin sana ilgi duyan evet. Falan kişiler. Evet, en üstüne bayağı bir stok yapıyordum yani. Evet. O döneme denk gelmiştim demek ki. Ama şu olabilir mi acaba? O da Almanya'dan gelmiş. Belki onun getirdiği bir sempati de var mıydı? Sen de Almanya'da yaşıyorsun. Onun
Açıkçası bilmiyordum o zamanlar. Almanca yani, olmuyor mu? Bilmiyordum. Olabilir. Ben çünkü evet, çok fazla konuşmadım onları. Hani çok yazmıyor benim hani biyomda hani Almanya'dan geldim veya videolarımda ben sürekli... Ne zaman hiç olur diye mi? Yok. Ben hiç gerek duymadım. Anladım. Ve gördüm ben Hicran'ı en üstlerde sürekli. Profile girdi. Profilde şey gibi çekti. Almanya'dan olayı gibi çekti. Ben de yazdım. Sürekli böyle selfie atıyordu. Ben ama... İlk ben yazdım. Ben yazmadım. Yani o ya, evet. İlk o yazmadı. Fenomen olan bendim ama ilk ben yazdım. Bu da aslında bir klişe yani. Ama benim yazma sebebim kesinlikle böyle işte asılma, tanışma ya da o tarz bir şey değildi. Yani ki kaldı ki çok yazan bayan vardı değil mi? Var tabii yani. Mutlaka evet. Vardı. Yazıyor. Vardı. Mesela Hicran'a bile şu anda erkekler yazıyor. Yani evet, yazmıyor mu? Hala. Yazıyor maalesef. Hani görüyorlar. Evet. Ona rağmen yazıyor. Yazanlar. Evet. Neyse işte böyle yazıştık biz. DM üzerinden, Instagram'dan. Sonra benim Almanya'ya gitme durumum oldu. Evet. Almanya'ya gittim. Ama biz Almanya'da bile farklı şehirlerde kaldık. Evet. Yani ben Berlin'deydim. Hicran Duisburg'da. Arada 6-7 saat fark var yani arabayla. O sırada senin hayatın nasıldı? Ben Almanya'da bir ofiste çalışıyordum. Ben Almanca dili ve edebiyatı okudum. Orada işte çok normal ofis hayatım vardı. Evet. Mesleğim grafik tasarımcıyım ben. Öyle mi ha? Yaklaşık evet. 13-14 yıllık grafik tasarımcıyım. Uzmanlık alanım işte web tasarımı falan filan. Yani o yaratıcılık oradan geliyor. İşte bu videolarda. Çünkü videolarımızda kendimiz üretiyoruz. O videoların hepsini. Hani evet. Vine zamanında da, YouTube'da da, Instagram'da da. Vine'daki espri tarzıyla yani o kısa evet, anda yapıyorsunuz ya. Evet. Şimdi sonra bu tarafa geçince yani daha uzun espri ne fark oldu? Ya çok fark oldu. Mesela Vine döneminde birçok video fikirlerimiz çöpe gidiyordu. Çünkü o 6,5 saniye içinde sığmıyordu. Yani o espri. Bazen hatta benim bir arkadaşım Vine'ciydi o da. Uzun bile geldi oluyor diyordu. Bir yerden sonra. Evet yani yetiyordu. Ama dediğim gibi bazı fikirler gerçekten sığmıyordu onun içine. İstediğin gibi kırp, et, yap yani cümlelerinin kısal o espriyi veremiyordun. Bir de sen mesela Almanya'dan gelme olduğu için buradaki mizah anlayışıyla evet, sizdeki yani Almanya'daki mizah anlayışı arasındaki fark vardı herhalde. Var evet ben bayağı yani her ülkenin kendi mizah anlayışı var gerçekten. Hani bazı ülkeler böyle kara mizah sever evet, bazıları işte. Yani bazı ülke mesela düşen insana gülmez. Bazı ülkeler düşen insana güler anladın mı? Hani Almanya'da gülerler mi düşen insana? Mesela nasıl bize gülerler? Yani gülerler. Ama bazı ülkeler gülmüyor yani onu anladın mı? Hani, Almanya'nın en ünlü komedyeni kim? Var mı böyle bir isim? Birçok var ya. En ünlü komedyeni. Mitamaya mıydı? Michel Mitamaya var. Michel Mitamaya var mesela. O bayağı böyle stand-up yani bizim Michel Mitamaya bizim Cem Yılmaz'ımız gibi evet, yani. Bayağı meşhurdur o da. Ama mesela ona da karşılaştığım zaman ben onu da çok izliyordum. Cem Yılmaz'ı da çok izliyorum. İkisine de gerçi gülüyorum. Ama çok fark var. Çok fark var yani. Aşırı yani, fark var yani o şeyde yani mizahla. Yani ona adapte olmak için bir bayağı bir zamanım geçti. Vine zamanında. Bir de diksiyonum da kötüydü. Ama İlk bayağı adapte olmuşsunuz evet, yani. Hatta Hicran'ı da adapte etmişsiniz. Evet. Ya daha tam olmadı. Olmadı. Adapte evet, olma aşamasında. Gerçekten ya artikülasyon... bazı cümleler, bazı kelimeler çok farklı yani çıkmıyor. Hani. Bazen istiyorum ama çıkmıyor. İstediğim gibi çıkmıyor yani. Şive de var yani. Konuşuyor. Almanca mesela kendini daha mı rahat ifade ediyorsun? Evet. Tamam o zaman sen Almanca konuşuyorsun. Alt izlik evet, yazıyorsun. Öyle bir şey, öyle bir hizmetimiz olabilir. Böyle bir imkanınız var mı? Ya montajcı arkadaşları şimdi şey yapmıyor. Ama siz hiç Almanca videoda çekmiyorsunuz. Yani ya da Almanya'ya ilgili evet, pek bir şey öyle yok. Aslında yapmıyoruz. Normalde arkadaşlarımız çevremiz diyor yani yapın diyorlar. Mesela onu kullanın diyenler var çok. Evet. Ama ya o kitle çok küçük bir kitle ama. Yani istatistiğe baktığımız zaman Almanya'dan bizi izleyen işte Almanya'da yaşayan Türkler yani kitle çok düşüyor. Az bir anladım, kitle. Ha belki ikisinin arasındaki farkları yapabileceğiniz bir şeyler olabilir. Yani hani evet, çok kısa şeyler var yani yapılabilir. Sizin o video çekme fikri nasıl oluştu? Onu bir o tarafa doğru bir gelelim. Ya yani ya da nasıl işte o kısmı. Ya biz Hicran'la işte Almanya'da tanıştık. Çok kısa bir aylık sürede Hicran hani yıldırım aşkı gibi bir şey oldu. Bir ay bak bir aydan bahsediyorum. Bir ay içerisinde biz 3 kere buluştuk Almanya'da evet, ve ondan sonra beraber yaşamaya karar verdik Hicran. Ben her şeyimi bıraktım yani evimi evet, bıraktım, ailemi orada bıraktım, kedimi bıraktım, işimi bıraktım. Her şeyimi bıraktım gerçekten. İşin neydi?
ofiste çalışıyordum, evet. Aynen. Her şeyi bıraktın geldin. Tam bir Türk filmi hikayesi aslında. Gerçekten yani, evet. Yani film yapılacak bir hikaye. Bir de yani şunu soracağım. Mesela Almanya'daki benim arkadaşım İstanbul'a tatilini çok seviyor. Abi ben burada çok yaşamak istiyorum diyor. Ama buraya geldikten sonra, burada yaşamaya karar verdikten sonra bir süre sonra bu keşmekeşten sıkılıp dönüyorlar. Sen de şu ana kadar öyle bir sıkılmakla hani, ilgili fark değil galiba. Hı-hı. Buradaki sistem çok değişik ve İstanbul çok Hı-hı. değişik. Zor gelen zor kısımlar, geliyor galiba. Mesela neler geldi? Trafik. Trafik, evet. Yoğunluk. Evet. Ya Almanya'ya hiç gittin mi bilmiyorum ama Almanya gerçekten çok... Hollanda'ya gittim. Yani çok, aslında Avrupa'nın birçok şehirleri de öyle. Çok çok durağan. Hı-hı. Trafik çok fazla yok. İşte insanlar bir çok bir saatten sonra her kapanıyor. Şey kapanıyor. Evet. Almanya'nın başkentinde bile fazla insan yok. Evet, yani. Yani. Ben başkentinde yaşıyordum. Orada doğdum büyüdüm. Berlin'de. Ve yani pazar günleri her yerin kapalı olduğu bir ülke düşün. Öyle bir ülkeden çıkıp da evet, buraya gelmek 7/24 canlı bir yere gelmek yani burada bir de o kalabalık yoruyor. Hayatına memnun musun geldiğine? Evet, evet. Gayet memnunum. Elimden geldiği kadar memnunum. Elimden geldiği kadar onu memnun etmeye çalışıyorum da. Evet. Peki şu an sevgilisiniz değil mi? Çünkü böyle hani evli mi, sevgili mi gibi şeylerde evet. yazıyor. Peki çok soruluyor. Şu an sevgilisiniz. Sevgiliyiz. Çünkü ben bir videonuzu izledim. Bilmeyen olunca evleneceğinizi söylüyorsunuz. Evet, evet. Hemen takip ettim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ. Yani 7 ayda 240 bin olduysa o hesaba göre bir 200 seneniz daha... Ya o hesaba göre ama hesap öyle olmuyor. Mesela takip şu aldıkça daha çok artıyor. Daha çok artıyor. Evet, daha çok. Şu an nasıl gidiyor takipçi? Ya şu anda aylık işte 13-15 bin falan abone artıyor. Artıyor. Artıyor ama o mesela her ay yükseliyor. Yani o yükseldikçe videolar daha çok izleniyor. Yani tabii hani çünkü... Ne kadar kazandığını sormayacağım, yok bu. Ama hani öyle bir klişe de var değil mi bu tabii. YouTube? Ha şöyle sorayım, peki sizin ortak bir kanalınız var. Hı-hı. Oldu ki... YouTube'da. Yani hani hayat bu. Evet. Hani öyle bir, mesela öyle YouTuber beraber program yapıp da ayrılan arkadaşlarımız oldu. Öyle bir şey olduğu zaman o kanal ne olacak diye düşündünüz mü hiç? Ya düşünmedim ama ya, bence o kanal çünkü benimdi. O kanal paşa bendi. Sonra süper çift oldu o kanal. Yani o hiçbir şey ifade etmiyor. Etmiyor ama. Şey yapacağız ya. Yazı tura. Kimin çıkarsa. Bu arada niye paşa ben? Biz bunu seyircilerimiz... Aslında paşa ben değil, paşa. Paşa, evet. Ya benim Vine'dan biri Nick'im Paşa. İsmim Aytaç. Gerçek ismim ama Paşa olarak geçiyor. Sevdim onu ve kulak hani insan akla kalıyor marka gibi öyle düşünelim. Paşa ben Instagram'da oluştu. O da çünkü Paşa almıştı. Ha, evet. Yani başkası almış Paşa'yı. Hani Pasa olarak almış haliyle. Ben de ona en yakın. Hicran artı bir galiba doğru mu? Paşa yok, artı Paşa, bir Paşa artı bir olarak başladı. Paşa artı bir olarak başladı ama şimdi kendi ismini Hicran Parlaz olarak kullanıyor. Peki yani sen YouTube'luk hakkında ne düşünüyorsun? Dışarıdan şey göründüğü kadar hani çünkü yeni oldu değil mi? Daha yenisin evet, arkadaşlar. Hicran da çok daha yeni tabii. Evet. Bir yıl oldu yani. Zorlanıyor musun ya da hani nasıl senin için? Ben biraz dille zorlanıyorum. Yani biz tabii ki de video çekerken çok konuşmamız lazım. Ona biraz zorlanıyorum. Almanca biraz daha iyi çünkü. Biraz derken daha da çok çok daha iyi. Evet. O yüzden ona biraz zorlanıyorum. Ama ben kendim de Almanya'dayken biraz düşünüyordum YouTuber olmayı ama cesaret edemedim o zamanlar. Ya YouTuber olmak şu anda hani bir insanlar biraz geç uyandı bence. Hani mesela sen yıllardır Vine'dasın. Şimdi evet. Herkes YouTuber olmak istiyor ama evet. Kolay değil herhalde. Artık yok, yani değil, gerçekten değil. Yani mesela Vine veya Instagram kadar kolay değil. Çünkü ama o senle yani ben bizle ya da YouTuber olmak isteyen insanla alakalı değil. YouTube'la alakalı bir şey. Evet. YouTube'un sistemi çok farklı bir sistem. Yani evet. Instagram gibi değil. Instagram'a video atıyorsun. Hashtag koyuyorsun. Keşfete çıkıyor. Keşfete de insanlar seni görüyor. O
YouTube'da da var galiba. YouTube'da yok işte. YouTube'da Trendix'si var. Ha, evet. O Trendix'e girmen için zaten videonun çok izlenmesi gerekiyor. Hani sıfırdan bir hesabı oraya koymuyor. Yeni bir çalışmalar var. Keşfet diye belki bir şey var ama o keşfet kısmı var galiba YouTube'da. Doğru yok mu? İşte. Yok. Yok trend var. Trend. Ama gerçek diye okudum ben. İşte Instagram'daki gibi bir keşfet olayı gelecekmiş YouTube'a. Hı. Orada işte yeni kanalları veya yükselen kanalları da gösterecekmiş ama şu anda o yok. Hı. O yüzden YouTube'da abone edinmek, abone kazanmak çok zor. Çok zor. Ama bir yerden sonra da dediğin gibi otomatikman insanlar izledikçe artıyor. Evet. Ama o da işte yine şeye bağlı, YouTube'a bağlı çok. Çünkü YouTube'un algoritması var ve dünyanın sosyal medyada galiba bugüne kadar yapılmış en iyi algoritma. Ondan evet. En kompleks algoritma. Zaten o yüzden yani birçok oyuncu YouTube'a giriyor. Ben bir şey oyuncu arkadaşlarından biliyorum. İşte bir spor videosu çekerim, bir makyaj çekerim. O kadar Instagram'da 500 bin, 1 milyon takipçisi var ama YouTube'da hiçbir şey ifade evet, etmiyor. Aynen. Çok enteresan. Yani zaten ikisi çok farklı kitle. Evet. Yani Instagram kitlesi de YouTube kitlesi çok farklı. Instagram'da mesela story'de reklamını yapıyorsun. Yeni video attın YouTube'a izleyin diyorsun. Adamlar izliyor. Takipçiler, adamlar diyor ben. Takipçiler izliyor. Ama mesela abone olmuyor. Ama YouTube'da mesela o yok. O yüzden YouTube'da senin yükselmez. Ama YouTube'da da emin adımlarla ilerliyorsun. Tabii tabii. Yani. Ya aslında sinema köşemiz var. Sinema köşemizden sonra... Emniyet Teşkilatı. Organize İşler Sazan Sarmalı. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı, oyuncuların Yılmaz Erdoğan, Bensiz Soral, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola gibi ünlü oyunculardan oluşuyor. Peki konusu nedir? Organize İşler Sazan Sarmalı, İstanbul'da çekilen bir dolandırıcılık hikayesinin anlatıldığı aksiyon komedi filmi. Sazanlar yeni peşinde, Oltalar, Asım Noyan ve ekibinin peşinde, evet, daha büyük balıklar ise bu ekibin peşindedir. Dönen dolaplar içinde saflar, temizler hepsi iç içedir. Ve bu sefer darbe hiç beklenmedik bir yerden gelir. Asım'ın biricik kızı Nazlı dolandırılır. Peki dolandırıcılar kralının kızı dolandırılırsa ne olur? Ve film böyle başlıyor. Çoluksuz izleyecek. Hüttöm 2 filmi. Bu filmin konusu, yeğeni tarafından tecavüze uğrayan bedensel ve zihinsel engelli Fatma bir süre sonra hamile olduğunu anlar. Annesiyle babasını doğumda kaybeden Fatma için bu bebek umut olmuştur. Fakat amcası bu bebeğin doğmasını istemez ve ona şiddet göstererek bebeğin ölmesine sebebiyet verir. Fatma da Songül adlı doğum ebesinden yardım isteyerek bu bebeğin geri gelmesi için ritüel gerçekleştirirler ve bebek geri gelir. Bebeğin gelmesiyle Fatma'nın yalnızlığı sonu, ona kötülük yapanların ise başlangıcı olur. Yönetmenliğini Utku Uçar'ın, senaryosunu Utku Uçar'ın ve yapımcılığını da Utku Uçar'ın yaptığı bir filmdir. Herkes Biliyor filminin başrol oyuncusu Penelope Cruz ve Javier Bardem'dir. Yönetmenliğini Asgar Farhadi yapıyor ve konusu... Çocukları ve eşiyle birlikte Buenos Aires'te yaşayan Laura, kız kardeşi Anna'nın düğünü sebebiyle memleketi İspanya'ya gelmiştir. Burada yıllar sonra gördüğü ailesi ve sevdikleriyle tekrardan bir araya gelmenin mutluluğunu yaşamaktadır. Fakat düğün gecesi kızı kayboluyor ve kaybolan kızını bulmak için eski sevgilisi Paco hayatına geri dönüş yapıyor ve film böyle başlıyor. Kapan filminin konusu, Antalya'nın en zengin iş adamı olan Süleyman, bir grup genç nedeniyle psikolojik bir travma yaşayan Oltar'ın intikamını almak için plan yapar ve bu planın adı da Çıkış Yoktur. Oğlunun düştüğü durumu kabullenemeyen Süleyman, oğlunun travmasından sorumlu bu gençleri Antalya'da kurduğu Çıkış Yok adlı yarışmanın içerisine sokar. Dürüstlük ve cesaretin ön planda olduğu bu yarışmada, kurallara uymayan herkes ölümle cezalandırılır. Süleyman'ın kızı Aslı ise bu grubun reisi Ömer'e aşıktır. Ve babasını ölümle sonuçlanan bu kapının hesabını soracaktır. Yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı filmin başrolünde Erkan Petekkaya oynuyor. Kaptan Marvel. Konusu, film Carol Danvers'ın Kaptan Marvel'a dönüşümünden değil, Carol, Kaptan Marvel olarak dünyaya düşüşünden ilerliyor. Süper güçlere sahip, güzel bir kadın olarak dünyaya düşen Carol, gezegeni keşfettikçe kimi görüntüleri hatırlamaya başlar. Geçmişte gezegenimizde yaşadığını ve burada bir hayatı olduğunu hatırlamaya başlayan genç kadının güvenebileceği tek kişi Nick'tir.
İki ırkın dünya gezegeni üzerindeki savaşında bir taraf seçmek zorunda olan Carol, bir süper kahraman olmanın gerçek anlamını keşfedecektir. Ve film böyle başlıyor. Yönetmenliğini Ryan Flynn, oyunculuğu Jude Law ve Samuel Jackson üstleniyor. Hani 10 yıl sonra kendisini nerede görüyorsunuz? 10 yıl sonra. 10 yıl sonra. Hani 10 yıl. Yani şu anda onu şu anda yani hedef yani. 35 yaşında bir adama soruyorum yani 45 yaşında. nerede olacağım 10 yıl sonra bilmiyorum ama çok severek yapıyorum bu sosyal medyayı. Yani bu hiç böyle pes etme. Yok hiç. Bende hiç olmadı gerçekten. Hiç olmadı hem de. Yani bir de ben bunu gerçekten para için yapmıyorum. Ya bu çok klişe olacak belki ama gerçekten para için yapmıyorum. Hicran da bilir yani ben gerçekten çok severek yapıyorum. Çok klişe oldu şu an. Ama gerçekten öyle. Bunu her YouTuber diyor. Bunu para için yapmıyorum. Ama başlangıçta zaten herhalde para için başlanmadı. Yani başlanmamıştır. Evet. Yok. Video çekmeye zaten bir hevesle başlıyorsun. Evet. Yeteneğini göstermek için. Ama günümüzde şu anda YouTube'a para için başlayan çok kişi var. Ama o var yani şu anda gerçekten para için başlıyor çünkü para kazanacağını biliyor. Ben artık hani çok öyle sıfırdan bir şey yani başlasalar da çok hani para bir şey olur çok zor diye düşünüyorum. Hani ya mesela ünlülerde daha kolay. Yani biraz çok daha kolay. Yani mesela Beyaz Öztürk başladı daha yeni. Ama Beyaz Öztürk işte, çok büyük marka. Ha işte çok büyük. Yani onun için çok basit. 2 videoda 300 bin aboneye ulaştı. Ya evet. Ama yine de baktığınız zaman çok hani daha da fazla izlenmesi lazımdı. Bazı videoları 300 bin 400 bine kalmış. Ha evet yani bir Beyaz Öztürk olarak. Ama işte o çok farklı bir mecra olduğu için YouTube. YouTube sana alışana kadar da bir zaman var. Diyorum ya işte YouTube'un elinde bazı bir şey. Sen kim olsan evet. Ol. YouTube'un algoritması herkese aynı değerlendiriyor neredeyse. Senin videolarına göre değerlendiriyor. Mesela skeçler yazıyorsunuz. Hani bunu bir film senaryosu yapalım. Hani bu son dönemde YouTuber filmleri evet. Biliyorsunuz. Evet. Yani. Oynuyorsunuz onlarda da. Evet. Yani bir kafalar karışıklı oynamıştık. Kafanızda. Ya bizim şu anda film hani şu anda yok. Yani teklif ama gelse çekeriz herhalde. Sen çekmiyorsun onu zaten. Hedefimiz değil. Yani biz oyuncu olmak istiyoruz, biz film çekmek evet. istiyoruz, yapmak istiyoruz, evet. oynamak istiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok yani. Ya gerçekten yok. Hani biz işte oyuncu olalım. İşte öyle bir şey olsa zaten ona gayret ederdik. Hani işte oyunculuk eğitimi ya da ajanslara gidip, casting ajanslarına gidip kaydolurduk. Yani şu anda öyle bir çabamız yok. YouTube'umuz gelişsin. Daha büyük ileride ulaşın. Onu ileride. Zaten o gelişkisi daha büyük teklifler de gelecek. Yani kas ajanslarında oyuncu arkadaşlarım var. Yani ana kas oynayan insanlar bile şu an sektör çok kötü durumda diye şikayet ediyorlar. Anladım. Hatta hepsi YouTube'a geçmeye çalışıyorlar. Yani şöyle diyelim biz evet. tanınan. Evet tanınan. Tanıyorlar dışarıda. YouTuber çok. Olmak istiyoruz. Yani evet. Dışarıda tanıyorlar. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Genel, yani bizim mesela şöyle, bizim yaş kitlesi de biraz yüksek. Yüksek. Yani çok çocuk yok bizde. çiftler var, çift olduğumuz için herhalde. Çift çok var. Mesela sokakta böyle bayağı 25-30 yaşında adamlar durdurup, ya sizi işte eşimle çok izliyoruz, eşim bana sürekli sizin videolarınızı izletiyor diye böyle sohbetler geliyor. Peki en çok sıkıldığınız soru nedir? Yani var mı yani bu kadar... Bizi sarkıcılar mı? Evli misiniz? Ama evli misiniz sorusu yine normal bir soru aslında. O sorudan sonra gelen soru çok gıcık edici. Evli deyince neden? Ya da yani evet. Evli değilken nasıl aynı evde yaşayabiliyorsunuz gibi sorular. Ha, evet o siz ne cevap veriyorsunuz? Ben de hadi sorayım mı? Cevap bile vermiyorum. Cevap bile vermiyorsunuz. Evet. Biz öyle. O aslında çok daha... özel bir şey yani. Peki birbirinizi iyi tanıyor musunuz artık? Hani çünkü çok yani uzun yıllardır bir ilişki değil galiba. Değil, yok bir ilişki yok. Yıl. 2018'den başladı. Ama nasıl? Evet. Yani o yıldan beri aslında 7-24 beraberiz çünkü beraber iş yapıyoruz, beraber yaşıyoruz. Ya şöyle gerçekten 2018 Ocak 1'inden beri, Ocak geldiğinden beri 7-24 beraberiz. Sen biraz hani bundan mutsuzsun. Hayır, aslında buna şunu söyleyeceğim. Yani yeni tanışan bir çift olarak ve işte background'umuz yani daha önce bir geçmişimiz olmamasına rağmen çok iyi geçiniyoruz. Yani genelde her gün beraber vakit geçiren çiftler evet. tartışır ya da anlaşamaz. Bizde gerçekten o yok. Hani bu videoların da etkisi var ama onda. Çünkü her gün yeni bir video, her gün yeni bir challenge'ımız var.
O bir videomuza galiba hijyen Almanya'ya gidiyor. Hemen bir arkadaşını arıyorsun. Birkaç ünlü altı. Öyle bir nefes alma durumu. Evet evet. Ya o tabii ki de işin esprisi i̇şte, orada. Gücün var mı sevgili? Derin sularda ince tanesi yaramaya cesareti kaldıysa hala benle aşktan konuşmaya. Değiştir şakayı. Sen bilmezsin ama değişti. Bir yarışma vardı. Değiştir diyordu şarkı. Şarkı mı değişiyor? Evet, şarkı değişiyor. Peki oyuncuları size karşı bir önyargı içinde olduğunu düşünüyor musunuz? YouTuber'ların mı? Oyuncuların YouTuber'lara karşı bir önyargı içinde olduğunu ya da sizin oyunculara karşı bir önyargınız var mı? Yok. Yani benim bir önyargım yok ama onların vardır diye düşünüyorum. Çünkü hani şöyle söyleyeyim ama profesyonel oyunculardan yola çıkarım. Evet. Yani profesyonel oyuncular tabii ki de önyargılı yaklaşıyordur çünkü hani o kişiler yıllarını vermiş. Emek vermiş. Sonra aynı şekilde yine işte YouTube kanalına emek vermiş yıllardan beri çünkü bu da zor bir meslek. Ama sonuçta oyunculuk değil. Sonra işte büyük bir kitlesi olduğu için free çıkartıyor. Yani ona karşı, yani kötü bir şey değil bu. Free çıkartsın. Ona karşı bir önergileri vardır diye düşünüyorum. Doğru. Aynı şekilde mesela müzik yapan YouTuber'lar gibi. Yani müzik yapan YouTuber'lar var. Yani aslında hiç alakası yok o kişinin müzikle. Müzik ben biraz şeye benzetiyorum. DJ'lik çıktı zaman radyo DJ'liği herkes eleştirir işte. Yani sonra çok önemli bir meslek evet. Oldu. YouTuber'lık da biraz öyle gibi geldi ama işte benim o oyuncu arkadaşlarım şimdi makyaj videosu çekiyor işte. Yani öyle bir... Ya belki de gülüyordu ona bir yıl önce. Tabii işte onu söylüyorum. Aynen. Ne yapıyorlar ya? Evet şimdisi... Şimdi kendisi gibi. Kendisi. Çünkü işin ciddiyetini öğreniyorsun bir zaman sonra. Peki YouTube kapansa ne yapardınız? YouTube kapansa Instagram'a ben devam ederim. Ben çünkü gerçekten çok çok eğleniyorum yani videoları yaparken. Ben zaten kendi işimi de işte yaratıcı bir iş olduğu için ben sıfırdan işte bir web sitesi çıkartıyorum bir marka için. Yani sıfırdan bir şey üretmek benim çok hoşuma gidiyor. Videolar aynı şekilde. Yani YouTuber olmasanız hangi işi yapıyordunuz diyeceğim ama zaten... Evet, yani bir mesleğimiz vardı zaten. Vardı. Tabii bugün programda sizler için biraz sürpriz hazırladık. Yavaş yavaş o sürprizlere geliyoruz. Sizle ilgili bir yolda çıktık. Ve insanlara sizler hakkında sorular sorduk. Merak ediyor musunuz? Ediyorum. Evet. Bayağı ediyorum. Çünkü ben kendim hiç yapmadım öyle bir şey. Evet. Yani hiç sokağa çıktı insanlara bir şey sormadım yani. Çok merak ediyorum işte. O zaman izleyeceğiz. Evet izleyelim. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Uğur'um. Almanya'dan geliyorum. Eşim de Alman. Simone. Size bir fotoğraf göstermek istiyorum. Fotoğraftakileri tanıyor musunuz? Brad Pitt, Angelina Jolie. Ha, tanıyordum. Tanıyordum. Instagram'da video falan çekiyorlar. Televizyonda görmüş olabilirim yani. Haberde pek yabancı değil, görünüm. Şu bayan ünlü olabilir belki. Evet, Şaban. Biliyor musun? Hicran? Ben şu kişiyi tanıyorum. Vancı olması lazım onun. Yani sosyal medyadan tanıyorum. Tanıyorum ki ismini çıkaramadım. Şu oyuncu da ismini hatırlamıyorum. Türkiye, sizce Paşaban Türkiye'nin hangi bölgesinde olabilir? Ordu'da olsun, Karadeniz'de olsun. Hepsi bizim olsun. İzmir. Herhalde İskenderun, güneyde. Sakin, sessiz yerler. Ege kısmı, Akdeniz kısmı. Paşaban terfi olursa... Rütbesi ne olur? Rütbesi resmi olur herhalde. Benim adam ne oldu? Bıraktı gitti beni. Ulan kaybolacağım. Orhan Bilal olur. Oyuncu değil mi o ya? Maraşan olur. Karslıyım, askerim şu an İstanbul'da. Emekli olurum. Bir general olur. Şu anki oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu andaki oyuncularla hatta geçen gün bir televizyon kanalına katıldım. Bayağı birbirleriyle kavga ediyorlar. Aslında çok başarılıları var içerisinde.
hakikaten hem insan olarak hem şahsiyet olarak mesleklerini icra eden gayet iyi arkadaşlarımız var. Hem genç kızlar var hem genç erkekler var. Ama biraz şöhret biraz insanın başını döndürür. O şöhreti taşımak çok önemli. Bunlar aslında şöhret falan gelip geçici şeyler. Çünkü bir başlıyorsun, sonra bir çalışıyorsun ve ondan sonra bitiyor her şey. Ama ondan sonra insan olarak olabilmenin geçici bir yolu, erdemliliği devam ettirmek çok önemli. Ne düşünüyorsunuz? Valla ben sevindim ya tanımalarına. Biri direkt Tijan dedi ya, çok sevindim. Hangisi daha çok tanıyorlar öyle değil mi? Yani galiba Vine'dan dolayı da daha çok tanıyan oldu herhalde gençlerden. Hani güzel, sevindim yani gençler. Biz de evet, ben de oradaydım zaten. Çok güzel tepkiler sizler de ilgili aldık. Şimdi artık programın sonuna doğru geliyoruz ama şöyle bir, yani programın sonunda da bir oyun köşemiz var. Okey. Yani bir tane seçeceğim yani. Evet, bir tane seçiyoruz. Şimdi bana kaldı. Evet. Ben onu seçeyim. Açalım mı? Açın. Evet. Ben de heyecanla bekliyorum. Yani, evet. Okey. Ben de şok çıktı. Şart. Sizi. Bana birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz çıktı. O zaman onunla başlayacağız. Okey. Önce Aytaş'a sorayım. Sonra ben 3'e kadar sayacağım, aynısını söylemeye çalışacaksınız. Yani mesela şimdiki Hicran'ın en sevdiği içecek diyeceğim. Sen onu biliyorsundur herhalde. 1, 2, 3 diyeceğim, ikiniz aynı anda söyleyeceksiniz. Okey. Tamam. Tamam. Hicran'ın en sevdiği içecek. 3'e kadar sayıyorum, aynı anda söylüyorsunuz. Tamam. 1, 2, 3. Sıcak çikolata. Sıcak çikolata değil mi? Her gittiğimiz yerde sıcak çikolata içiyor. Evet, o da doğru. Ama ayran da doğru. Aynen. İkisi de doğru. Evet, okey, ayran. Ama o da doğru. Hicran'ın en sevdiği yemek. 3'e kadar söylüyorum. Okey. 1, 2, 3. Salçalı makarna. Evet. Hicran'ın en sevdiği renk. 3'e kadar söylüyorum. Ne? 1, 2, 3. Toz pembe. Hiçbir şey demedin ya. Ama evet o... Bilemedin çünkü. Fikir belirseydin ya. Siyah diyecektim ya. Çünkü sürekli böyle gri şeyleri... Beş toz pembe rengi. Beş toz pembe. Allah kahretmesin beni. Aytaş'ın en sevdiği içecek. 1, 2, 3. Çay. Aşkım çay. Çay ama gerçekten. Evet çay. Şaka yaptım. Aytaş'ın en sevdiği kadın aktris. 1, 2, 3. Scarlett Johansson. Oha. Aytaş'ın en sevdiği renk diyoruz. 1, 2, 3. Kahverengi. 3'te 3 oldu galiba. Ben seni daha iyi tanıyorum. Değişik bir oyunumuz var. Şatı seçtin. Ben efendimizden bir rica edelim. Şimdi de tabii oyun köşemiz. Gördüğünüz gibi. Merak ediyor musunuz ya da tahmin edebiliyor musunuz? Şat köşesi. Evet, şimdi bu tamam. 6 tane şat bardağı var. İçinde çeşitli içecekler var. Yönetmenimiz Emre Hamarat hazırladı. Çok hamarattır kendisi. Sonunda içmem gerekiyor herhalde. Evet. Bir şey. Çünkü sen seçtin. O yüzden şunu bu şu yukarıdaki atacaksın hangisine gelirse. Tamam. K çıktı. Ha, o galiba güzel bir şey. Alalım onu. Olabilir mi? Ne olabilir? Tahmin ya da... İşil. İşil. İçsin mi direkt? İçsin. İçsin. Ha kokla. Ha dur biliyorum da. İç. Söyleyeyim mi? Direkt içeyim mi? İç. Önce iç. Birazcık mı hepsini mi? Biraz. Zeytinyağı. Ama güzel. Sağlıklı. Sen yapmayacak mısın? Ben yapacağım. Tamam. Sen de yapacaksın, okey. En kötüsü var ya, dediğimiz gibi. Bir şeyler atayım. Şöyle çevirerek atasın. Evet, aynen. Hızlı.
Nereye geldi? Oo. Dur. Ama ortaya daha geldi. Çok, daha hayır, daha çok. Üye mi geldi? Üye. Daha çok üye geldi. Tamam, üye. Gelmeye de iyiydi ama. Gelmeye. Çok iğrenç görünüyor. Evet. Eş, koklayabilir miyim? İçeriğini de ben inanın bunu bilmiyorum. Tatlı bir şey var. Çok az. ambulans hepsi dur içeride. Ama ne olduğunu çıkaramam ki. Biraz daha iç. Sevdin mi? Sevdin mi? Abi bunlar ne? Ne bu? Gazoz gibi bir şey var mı? Bana. Çok değişik bir tat olmuş. Yani resmen ne olduğunu bilemedim. Yani hiç alakasız. Evet ben de. Neye geldi? Yönetmenim bu ne? Tadına bakayım. O bayağı içtin ama. Kahve mi bu? Ha, acılı kahve. Acılı. Bir dakika, bu mayonez filan da vardı içinde değil mi? Mayonez kahve. İyi ki bana gelmedi, mayonezle evet. Nefret ediyorum ben. Bayağı içeceksin ama. Beğendim, hoşuma gitti. Vallahi yeni bir şey. Mayonezli kahve. O zaman son sözlerinizi alalım, programı kapatıyorum artık. Hadi. Son söz. Son. Son söz. Bizi aldığınız için teşekkür ederim. Burada olmak çok, burada almak çok güzeldi. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. burada olmak çok güzeldi. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz. Evet. Yani ben şöyle söyleyeyim. İlk olmak çok güzeldi. Evet. İlk bizi düşündüğünüz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bu da bizim için güzel bir tecrübe oluyor. Ve İşte arkadaşlar, like ve yorum atmayı abone olmayı unutmayın. Bize ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için gerçekten. Biz teşekkür ederim. Yani bizim için ilk program ama hani bunun bir ön süreci vardı. Bir aydır bununla ilgili hazırlık yapıyoruz. Evet. Ve sizi konuk etmekten dolayı da çok mutlu olduk. Bundan sonraki programlarda görüşmek üzere.